Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı sabahlar, herkese merhaba. Aracımız Volkswagen Kedi. Özel bir kedi arkadaşlar. Sebebi de şu. Aracımız Türkiye'ye ilk giren kedi arkadaşlar. Yani bu araç Türkiye'ye ilk adım atan Volkswagen Kedi arkadaşlar. 1.9 motor. Gördüğünüz gibi bazı farklılıklar var. Şimdi müşterimizle biraz sohbet ettik. Motor kapağı zaten kedi kullanıcıları bilir. Motorun üstünde yok. Bu araçta motor kapağı ve kaput, gördüğünüz gibi ısı yalıtım var arkadaşlar. Sonrasında aracımızın sağ tarafa baktığımızda kayar kapı ve devam ediyoruz. Sol tarafta kapı yok arkadaşlar. Tek kapı gelmiş. Şöyle göstereyim sizlere. Araç sonradan bagaj tek kapı olarak gelmiş arkadaşlar. Bagaj normalde çift olarak gelmiş ilk geldiğinde. Araç malzemesi biraz geniş. Bayağı beklemiş. 10-15 gün kadar yatmış araç, ondan sonra teslim edilmiş. Biraz malzemesi uzun kedinin. Şöyle ki bir tane daha özellik var bu araçta. Işıklı iç aynalarımız arkadaşlar. Aynı şekilde sağ tarafta da bu, diğer kedilerde yok arkadaşlar. Aracımızın kilometresi, şöyle flaşımı kapatıyorum, 235.000 arkadaşlar. Aracımız 2004 model. Yaklaşık tam tamına 14 yıl doğuş bakımlı arkadaşlar. Aracımız son 1-2 yıldır müşterimiz oturduğu yerden taşınınca karşıdan Avrupa yakasına, dolayısıyla dışarıda yaptırmak zorunda kalıyor. Sağ olsun, teşekkür ederiz bizleri tercih ettiği için. Beylikdüzü tarafında ikametgah ediyor ve bizlere ulaştı. Randevu verdik arkadaşlar. Aracı yağ bakımı var. Genel kontrollerini yapacağız. Filtrelerimiz, yakıt filtresi, yağ filtresi, polen ve hava filtresi, motor yağımız. Aracımızı kaldıralım, bir bakalım, bir görelim sizlerle neler var, neler yok. Şöyle dışarıdan sizlere göstereyim arkadaşlar. Videonun başını unutanlar olabilir. Yine tekrarlıyorum parantez içinde. Bu araç Türkiye'ye gelen ilk kedi arkadaşlar. Evet, aracımızı şimdi kaldıralım. Üstten filtreleri sökelim ve genel tüm kontrollerini gerçekleştirelim. Aracımızı kaldırdık arkadaşlar liftte şu an. Hava filtresini söktük. Gördüğünüz gibi. Yağ filtresini gevşettik. Yağ filtresinin kapağı bile biraz farklı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem filtre aparatı var hem 32 lokmalık yeri var. Antifriz değerimiz normal. Seyir veririz sana da alıp. Ama bidonun kendi çevresinden pres yerlerinden artık kaçırmaya başlamış arkadaşlar. Tarihten dolayı 2004 model araç. Şu gördüğünüz pres yerleri, şöyle ışık tutuyorum, terleme olarak kaçırmaya başlamış sağından solundan. Ayrıca aracımızın EGR'sinin olduğu yerde yağ kaçağı var. Devam ediyoruz. Fren hidroliğini bir ölçeceğiz. Araç yaklaşık 14 yıldır servis bakımlı. Şimdi bazen bize müşteriler geliyor ve söylüyor, ustam servis şöyle, servis böyle falan filan. Tamam da arkadaşlar, yani serviste işi yapan da sonuçta bir usta, bir insan. Dolayısıyla robotlar yapmıyor bu işi. Bakın, bu araç 14 yıllık servis bakımlı sözde. Fren hidroliğinin içini zaten görüyorsunuz, çamur gibi. Evet. %4 nem miktarı arkadaşlar. Yani burada %7 ibare olsaydı 7'ye de çıkardı, emin olun. Çöp gibi olmuş artık. Şöyle alalım ustacığım. İçini siz görün. Evet, aracımızı kaldırıp yağını açıyoruz. Genel bir kontrolünü alttan yapalım. Beraber görelim. Aracımızı kaldırdık liften. Yağını açtık arkadaşlar. Balatalarımız ve lastiklerimiz iyi durumda. 14
yıl bakım görmüş yetkili bayide. Son 2 yıldır dışarıda mecbur taşındığı için müşterimiz dışarıda yaptırıyor arkadaşlar. Aracımız intercooler'da yağ kaçağımız var. Sol tarafta ve sağ tarafta. 2004 model araç. Dolayısıyla çoğu parça yorgun. Aracın daha ön takımda amortisör dahil değişmemiş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aracımız bu kilometreye göre, yani yenilerle kıyaslarsak taş gibi araba diyebilirim. Yağ kaçağı olabiliyor maalesef. Bunların da tedbirini almak lazım. Aracımızın travers takozumuz güzel durumda. Aracın arka tarafında, yani turbo bölümünün orada yağ kaçakları görüküyor. Şuradan da belli oluyor arkadaşlar. Şöyle seyyarı yaktığında görüyorsun turbonun altından. Ve üst taraftan şöyle gördüğünüz gibi yağ kaçakları EGR'nin olduğu bölümden inmiş. Buradan da net gözle görebiliyoruz. Devam ettiğimde aracın arkadaşlar istetmesi dahil daha orijinal duruyor aracın. Garajda yatan bir araç. Gördüğünüz gibi istetme hiç doğru düzgün sökülmemiş bile. İşte diyoruz ya, bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. İşte atalar boşuna söylememiş bu sözü. Aracımızın alt durumu bu şekilde arkadaşlar. Yağını açtık. Arka balatalarımız zayıf. Onlarla ilgili çalışma yapacağız. Ön balatalarımız durumu iyi. Yağ sürdükten sonra kapağı kapatıp aracımızı indireceğiz arkadaşlar. Aracımızı indirdik. Hava filtresini taktık. Yağ filtremiz, temizledim güzelce. Arkadaşlar orinkler üstünde. Man filtre, bunu takacağız şimdi yerine. Ön girelim. Şöyle. Aracın arka balatası, fren yağı ve şanzıman yağı daha sonra müsaitlik bir zamanda yapılacak arkadaşlar. Şu an aracın çok vakti yok. Şöyle yağ filtremi sıkıyorum elle. Boşluğunu aldım. Şimdi bir de port metreyle sıkalım. Şöyle koyuyorum arkadaşlar. Port metremi ayarlıyorum. Evet, şu an sıktı. Şöyle göstereyim. Port metremle arkadaşlar. Şu an tamam. Bakmamız da araya gitti, hemen alıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi sırada hava filtresinin kabini var. Onu da beraber takalım. Çıkan parçalarımızı ve kalka tapasını koydum. Şu şekilde takıyoruz ilk etapta. Cıvatalarına dikkat etmemiz lazım. Cıvataların tam oturup oturmadığını arkadaşlar. Araç bize ilk defa geliyor bakıma. Şu şekilde tam netleştiriyoruz. Şu cıvataları yukarı doğru çekelim. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde taktık ve bunu yıldız tornavidayla sıkacağız şimdi. Sonrasında mazot filtremiz var. Cam suyu aynı şekilde. Ve sırada motor yağımız var arkadaşlar. Polen filtresini taktık arkadaşlar. Eski polenini hemen sizlerle paylaşayım. Ve aracımızın sırada motor yağını koyacağız. Mazot filtresi farklı gelmiş. Mazot filtresi değişmiyor arkadaşlar. Yeni tip yollamışlar daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Polen filtremiz eskisi, hava filtremiz kartel, tabamız yağ filtresi. Gördüğünüz gibi yağ filtresinin contası. Mazot filtremiz kutuya koyduk tekrar. Müşterimiz onu iade edecek. Yeni 1.6 tarzında olanlardan yollamışlar. Şimdi yağımızı koyalım arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar Likimoli 5.30-4.200 koyacağız. Kapağımızı açıyoruz. Burada emniyet kapağımız var. Onu açtığımız zaman yağ dolumuna geçeceğiz. Şöyle hemen dolduralım. Bir saniye.
şöyle daha rahat olur. Evet. Yağımızı dolduruyoruz arkadaşlar. Sonrasında aracın marşına basacağız ve yağın bakımını sıfırlık bir yağ kartına atacağız. Kedi aracımızın bakımları bitti arkadaşlar. Şu an yol testindeyiz. Gördüğünüz gibi genel bir kontrol yapıyoruz. Direksiyon lambamız yanıyor. Uzun zamandır yanıyormuş arkadaşlar. Aracımızda yılların vermiş olduğu yorgunluk amasöllerimiz kasitlerden geçince ses yapıyor ve şimdi frene basacağım arkadaşlar. Sizler de belki net duyabilirsiniz. Şöyle. Küt küt arkadaşlar, frene bastığımızda ses geliyor. Salıncak burçlarımız yıpranmış. Ve amasöllerimiz aynı şekilde. Salıncak burçlarıyla amasölleri takım olarak değiştirmek daha mantıklı oluyor. Bir de arkadaşlar, bozuk amasör ileriye dönük amasörün üstündeki olan helezon yaylarından bahsediyorum. Bunları ileriye dönük kırabilir. Çünkü ikisi birbirini tamamlayan parça. Biri bozuksa birinin üstüne yük kalıyor. Yayı bozuksa, yay çok esniyorsa bu sefer amasör çok bozuluyor. Bunlar önemli. Şimdi dükkana dönüyoruz arkadaşlar. Aracımızda ön takımla ilgili tespit yaptık. Yağ kaçağımız belli. Bir adres verdim. Müşterimiz orada bir alt üst yıkama yaptıracak. Komple detaylı. Sonrasında bakacağız. EGR'den gözüküyor ama turbo borularında da oriklerinde sorun olabilir arkadaşlar. Dükkanda görüşürüz. Aracımız teslim ediyoruz arkadaşlar. Türkiye'ye söylediğim gibi ilk gelen kedimiz. Hava çok rüzgarlı. Sesim net duyulmayabilir. Gördüğünüz gibi bir tane de rencimiz var arkadaşlar. Volkswagen kedimiz tamam. Uğurluyoruz. Kendisine teşekkür ederiz. Arkadaşlar aracın motor titresi yanlış, o değişilecek daha sonra ve aracın alt üst yıkaması olacak. Formel Motors'tan sevgiler saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.